Türkiye Triatlon Federasyonu 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu bugün Ankara'da düzenlendi. Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlık seçiminde mevcut Başkan Bayram Yalçınkaya ve Ahmet Melih Işıkçı yarıştı. Genel kurulda 144 delegenin oyunu alan Bayram Yalçınkaya, 2018'den itibaren yürüttüğü başkanlık görevine yeniden getirildi. Melih Işıkçı ise 9 oyda kaldı. Şimdi sizlere Bayram Yalçınkaya ile yaptığımız röportajı aktaracağız. Triatlon Federasyonu'nda seçimler sona erdi. Başkanımız Bayram Yalçınkaya tekrar seçildi. Sağ olun. Başkanım, pandemi döneminde size uzak bağlantıyla bir röportaj yapmıştım. Demiştim ki ben eski bisikletçiyim ama triatlon mazoşist spor. Ama bakıyorum ki sizin gerçekten fitliğinizi hiç bozmamış, sağ olun, sağlam kalmış. Sağ olun. Sporun içinden gelen insanların federasyonları yönetmesi beni her zaman ayrı bir keyiflendirmiştir. Çok sizin sağ olun. Camia da bunu böyle değerlendirdi ki sizi tekrar başkan olarak seçti. Sağ olun. Düşüncelerinizi alabilir miyim? Biz şimdi ilk yönetime geldiğimiz andan itibaren sadece proje üretme ve sadece camiayı ileriye götürmeye odaklandık açıkçası. Camiada bir sinerji yarattık, bir birliktelik yarattık ve gerçekten herkes yani herkes bu işin taşın altına elini soktu diyebilirim ve çok ciddi bir ekip oluşturduk. Önceden ciddi bir bölünmüşlük vardı camiada. Bunu bir birlikteliğe getirdik. Ondan sonra da gerçekten çok güzel bir ilerleme kat ettik. Şimdi artık üstüne çok koymanın zamanı. Çünkü gerçekten bayağı bir alt bir noktadan federasyonu alıp bir üst bir seviyeye getirdik. Artık buradan sonra daha hızlı ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü federasyona olan güveni tekrar inşa ettik. En önemlisi buydu. İlk geldiğimizde inanın madalya alırken bile alacağımız firmalar bize madalya satmak istemiyorlardı. Çünkü geçmişten gelen çok ciddi borçlar vardı. Bunların hepsini ödedik. Uluslararası arenada çok ciddi saygın bir noktaya tekrar geldik. 3 delegemiz birden Avrupa Federasyonu'nda ilk kez tarihte 3 kişi birden giriyor. Evet, daha önce de birer kişiler girmişti ama 3 kişi birden ilk kez kurullara girdi. Biz şu anda triatlon okulu projesini başlattık. Bölgesellikleri başlatacağız. Kendi store'umuzu kuruyoruz. Yani Feneryum gibi, Kartal Yuvası gibi, Galatasaray Store gibi kendi triatlon store'umuzu kuracağız. Yani kendi tesisimiz olsun istiyoruz. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Nerede düşünüyorsunuz başkanım? Ankara'da ve bir tane de deniz kıyısında. Alanya, Antalya büyük ihtimalle. Yani ya Balıkesir bölgesinde olacak. Çünkü biliyorsunuz yönetimimizde hem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız var Yücel Yılmaz. Hem de Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel var. Dışişleri Bakan Yardımcımız Yavuz Selim Kıran var. Yani çok kuvvetli bir yönetimimiz var açıkçası. Peugeot'un genel müdürü var. Altyapılar genel müdürümüz Yalçın Yegün var. Yani çok ciddi bir güçlü bir yönetimle acaba federasyonu daha üst noktalara nasıl çıkartabiliriz tartışacağız ve geliştireceğiz. Ben federasyonu 2024'te tabii ki olimpiyata gitmek bizim hedefimiz. Ama sağlıklı yaşam açısından bile bizde çok ciddi bu sporu yapan yaş grupları sporcularımız var. Biz bu işi daha çok yaymamız lazım. Daha çok sporcuya ulaşmamız lazım. Onun için de bölgeselliklere başlıyoruz. Önce miniklerle başlayacağız. Zaman içerisinde bu bölgesellikleri daha da geliştireceğiz. Çünkü siz de biliyorsunuz bisiklet sporu yaptınız. Bisiklet taşımak çok zor. Bizde evet. Altyapıda 70 tane altyapı sporcusu olan kulüp var. Bunların 8 saatlik, 10 saatlik seyahatlerle bisikletleri taşıması için sporcuya ayrı otobüs tutması gerekiyor. Bisikletlere ayrı otobüs tutması evet. gerekiyor. O yüzden de çok ciddi bir yekün getiriyor. Ama 2 saatlik, 3 saatlik yollarla ulaşabilecekleri yarışlar sayesinde biz bu sporu daha çok geliştirebiliriz diye düşünüyoruz. Onunla ilgili de çok ciddi çalışmalarımız var. Hemen Kasım Aralık'ta büyük ihtimalle bir çalıştay yapacağız. Bölgesellikler ve triatlon okulu projemizle ilgili. Zaten şu anda yeni bir kitabımız daha telifini almıştık. Onun çevirileri de bitti. Yakında o da yayınlanacak. Biz camiamıza layık olmaya çalışacağız ve proje üreteceğiz, iş yapacağız. Çok fazla böyle kavga gürültüyle uğraşmak istemiyoruz açıkçası. Kongre öncesi vaktinizi çalıyorum ama ben de Ankara'da en azından bildiğim gelir seviyesi yüksek insanların triatlona merak salmalarını keyifle izliyorum. İşte Ankara'cı başkan vekili var Hakan Bilgin. Evet. Bir bakıyorum bisikleti almış, triatlona başlamış. Çok elit üç camianın birleşimi oldu aslında tabii. Bakarsanız. Bisiklette, yüzmede, atletizmde
çok kaliteli, çok güzel insanların yarıştığı sporlardı. Evet. Şimdi burada bir masterlar var sanki başkanım. Öyle mi düşünüyorum? Bu tabii işi tabii tetikleyen masterlar oluyor. Sanki. Yaş grupları dediğimiz gruplar aslında bizde masterlar. Evet. Bizde age grup diye geçiyor uluslararası. O yüzden Türkiye'de yaş grupları diye adlandırılmış ama Türkiye'de genelde o grup masterlar olarak biliniyor. Bizde mesela yüzmede yaş grupları dediğimiz yaş 9, 10, 11, 12, 13, 14'tür. Evet. Bizde o yaş grubu minikler olarak geçiyor. Minik 1, minik 2, minik 3 olarak geçiyor. Bizde age grup dediği 20-24, 25-29, 30-34 böyle gidiyor. Yani 70 üstünde sporcumuz var. Mesela siz biraz önce dediniz Nihat Özdemir'in kızı Ebru Özdemir, Limak Şirketler Yönetim Kurulu. En son İstanbul'daki organizasyonumuza 14 şirketten takım kurarak geldiler ve sosyal sorumluluk projesiyle birlikte engellerle birlikte yarıştı Ebru Hanım. Yani çok ciddi anlamda dediğiniz gibi bu işi artık beyaz yaka dediğimiz üst seviye insanlarımızla birlikte yapıyoruz ve gerçekten de sosyal ağları da çok iyi kullanıyorlar. Bizim 1700 kişi takipçimiz vardı ilk geldiğimizde, şu anda 12.000'i geçtik Instagram'daki takipçi sayımız. Biz bunu 2-3 yıl içerisinde 25.000'i geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü İstanbul bize çok büyük bir marka değeri katacak. 2023'te İstanbul yarışında Avrupa Federasyon Başkanı ile görüştük. Avrupa Şampiyonası'nı kesin aldık. Fakat başka bir projemiz daha var. Eğer olabilirse Asya ve Avrupa Şampiyonası'nın ikisini birlikte yapabilir miyiz diye bir çalışmamız var. O öneri de Avrupa Federasyon Başkanı'ndan geldi. Asya Federasyon Başkanı beni ikna etmeye çalışacağım dedi. Eğer olursa 4000 üstüne yabancı sporcu bekliyoruz İstanbul'daki organizasyon için. Çünkü kıtalar arası Asya'dan Avrupa'ya geçiş var. İki kıta şampiyonasını bir arada yapabiliriz dedik. Böyle bir öneri çıktı. Yani bu tarz marka yarışlar, Gelibolu bizim için keza çok önemli. Tarih alan başkanlığımız orada. Bu tarz marka yarışlar bizim bilinirliğimize çok ciddi katkılar sağlayacak. Bir de tabii okul sporlarına girdik. Eğitimle ilgili altyapıda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Biz branşımızı geliştireceğimize inanıyoruz. Son sorum olsun başkanım. Federasyon seçimlerine koşturuyoruz bugünlerde. Evet. Bu kadar sevilen başkan olmayı nasıl başardınız? Bir kere samimiyiz. Bir kere dürüstüz. Spor ahlakı, olimpizm ruhunu yansıtmaya çalışıyoruz. Adil olmaya çalışıyoruz ve şeffaf olmaya çalışıyoruz. Ve insanlara verdiğimiz güven sayesinde de görüyorlar çalışmamızı. Hata yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Mutlaka her insan gibi bizlerin de hataları oluyor. Ama biliyorlar ki bu başkan evet hata oldu. Söylüyorlar bize ama diyorlar ki ya kasti olmadı, bir daha yapmaz bizim başkan. Mesela ona da inanıyorlar. O yüzden de ciddi bir camiada toleransımız var. Ve gerçekten ben de onların içinden birisiyim. Ben de onlarla birlikte spor yapıyorum. Onlarla birlikte emek harcıyorum. O yüzden de içlerinden geldiğim için kendileri gibi görüyorlar. Sağ olsunlar. Ben de onlardan ayrı görmüyorum kendimi. O yüzden de güzel bir sinerji yarattık. Ben onları seviyorum. Onlar beni seviyor. Böyle karşılıklı güzel bir saygı, sevgi çerçevesinde ilerliyoruz yani. Valla takip etmesi benim açımdan en keyifli sporlardan biri. Triatlon. Çok sizin gibi genç, dinamik, başarılı bir başkanı da görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Yolunuz açık olsun başkanım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum ilginiz, desteğiniz için. Tüm camiamıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum.